Yüzbinlerce izlenen bilgisayar, telefon, internet ve oyun FPS arttırma, hızlandırma videolarından sonra 17 adımda GTA 5 FPS arttırma videosuyla karşınızdayım. Hanimiş Teknoloji'ye hoş geldiniz. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Eğer bu videolardan siz de faydalanmak istiyorsanız hemen abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlemeyi unutmayın. FPS arttıran 17 adıma geçmeden önce bir girin oyuna ve FPS'inize bakın. 50 mi 60 mı kaçsa gelin bunu yorumlara yazın. Video sonunda tekrar dönün o yorumunuza cevap verin ya da yorumu düzenleyin ve video sonrasındaki FPS'inizi yazın. Böylelikle yeni gelen izleyiciler sizin yani nasıl bir FPS artışı aldığınızı görür. Onun dışında zaten attığınız tüm yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Böylelikle karşılıklı olarak etkileşime geçmiş oluruz. Hadi akalım. Ayarlara geçmeden önce arama kısmına geri yükleme yazalım. Şöyle geri yükleme noktası oluştur diye bir şey çıkacak. Buna bir tıklayalım. Buradan yapılandır diyelim. Şunu ortalama %4-5 boyutlarına getirebilirsiniz. Şuradaki kullanımın ortalama 2 katına getirirseniz uygun bir boyuttur. 2 katının çok az fazlasına. 5'te bırakayım ben. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Şurada sistem korumasını aç butonunda işaretli bırakın. Bunu yaptıktan sonra yanında sistem yazan sürücüye tıklayıp oluştur diyeceksiniz. Buna bir isim vereceksiniz. Mesela şey diyelim, GTA 5 FPS arttırma. Oluştur diyorum. Yükleme noktası oluşturuyor. Bu kısa bir süre, 30 saniye 2 dakika arasında bir süre dolacaktır. Birinci adım artık Hanimiş Teknoloji'nin klasikleşen içeriği. Bunu her videoda anlatıyorum çünkü bu temp sürekli doluyor. Yani hani bir önceki videoda yapsanız da bu videoda tekrar yapmanız gerekiyor. Arama kısmına çalıştır yazdıktan sonra aç kısmına temp yazıp enter diyoruz. Tamam diyoruz. Burayı şöyle büyüteyim. Ctrl A tuşuna basarak ya da şu şekilde de seçebilirsiniz, fark etmez. Hepsini seçiyorsunuz. Sağ tıklayıp sil de yapabilirsiniz ya da Shift Delete yaparsanız otomatik olarak geri dönüşüme göndermeden tamamen kalıcı olarak siler. Evet diyorum. Devam diyorum. Bazı şeyleri silemeyecektir. Şu kutuyu işaretleyip atla diyebilirsiniz. Hiçbir sorun teşkil etmez. Bunu kapatıyorum. Tekrar çalıştıra geliyorum. Bu sefer %temp %100 yazıyorum. Aynı işlemi buraya da uyguluyorum. İkinci adım için GTA 5'in öncelikle dosya konumunu bulmamız gerekiyor. Bunun için oyunu açıyoruz. Bakın ben açtım. Oyunu açtıktan sonra alt tab butonlarıyla birlikte, yani alt ve tab tuşuna birlikte basarak oyunu aşağıya şu çubuğa indirebiliyorsunuz. Siz de görün, korona olmadım. Sağ tıklıyorum, görev yöneticisini açıyorum. Size de bulaşmaz bu arada. Videodan olmadım da neyse. Görev yöneticisini açıyoruz. GTA 5 alt kısımda açıkken. Şöyle GTA 5'e sağ tıklıyoruz. Ne diyeceğimi unuttum. Şöyle GTA 5'i buluyoruz. Şöyle şurada da GTA 5'i buluyoruz. Sağ tıklıyoruz. Dosya konumunu aç diyoruz. Bu şekilde dosya konumunu buluyor. Genelde C'ye kurulur. Ben özellikle D'ye kurdum. Aslında yerini biliyordum da size göstermek istedim. Bunu açtıktan sonra GTA 5.exe'ye sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Uyumluluk kısmına geliyoruz. Şuradan tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak dedikten sonra yüksek DPI ayarlarına tıklayıp şuraya bir tık atıp tamam diyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Aynı işlemi Play GTA 5.exe'ye de yapıyoruz. Sağ tık, özellikler. Bunu yaptıktan sonra bu klasörü kapatmayın, aşağı indirin. Çünkü bu videoda birkaç kez daha bu konumu kullanmamız gerekecek. Bunu hemen aşağı indiriyoruz. Geliyoruz 3. adıma. 3. adım için arama kısmına grafik ayarları yazıyoruz. Grafik ayarları yazdıktan sonra şuradan yine GTA 5'e ekleyeceğiz. Bu demin açtığımız klasörün içine gelip şu adresi alıyoruz. Şuraya bir tıkladığınızda, bir kere tıkladığınızda gelir. Sağ tık kopyala diyoruz. Sonra grafik ayarlarımıza geliyoruz. Buradan göz at diyoruz. Göz at dedikten sonra şu kısma bir kere tıklıyoruz, siliyoruz ve demin kopyaladığımız konumu yapıştırdıktan sonra enter tuşuna basıyoruz. Enter'a bastığımızda hemen buradan GTA 5 exe dosyasını buldu. Bunu hemen seçip ekle diyoruz. Tekrar göz at diyoruz. Bu sefer play GTA 5 exe'yi. Bu ikisini ekliyoruz. Bu ikisini ekledikten sonra seçenekler diyoruz. Yüksek performans diyoruz. Kaydet diyoruz. GTA 5'e geliyoruz. Seçenekler diyoruz. Yüksek performans, kaydet diyoruz ve kapatıyoruz. 4. adım için arama kısmına oyun modu yazıyoruz. Oyun modunu aç'a tıklıyoruz ve Bunu açık hale getiriyoruz. Sizde muhtemelen kapalıdır. Bunu açık hale getiriyoruz. Kapatıyoruz. Arama kısmına gelip ms-config yazıyoruz. Açıyoruz çıkan uygulamayı. Buradan ön yüklemeye geliyoruz. Gelişmiş seçenekler diyoruz. Şuraya bir tık attıktan sonra bunu en yüksek seviyeye getiriyoruz. Buradan hizmetler bölümüne geliyoruz. Tüm Microsoft hizmetlerini gizle dedikten sonra tümünü devre dışı bırak diyebilirsiniz. Buradan başlangıç kısmına gelip şöyle görev yöneticisini aç diyerek görev yöneticisinde başlangıç kısmına gelebilirsiniz. Buraya bu şekilde ulaşamazsanız şuraya sağ tıklayıp görev yöneticisi dedikten sonra şurada muhtemelen bu şekilde açılacaktır. Başlangıca tıklamanız okeydir. Buraya geldikten sonra şöyle bende gördüğünüz gibi durum kısmında Focusrite haricinde hepsinde devre dışı yazıyor. Çünkü bu benim ses kartım. Bunun açık olmasını istiyorum. Yani bunu da kapatsam bir sorun oluşturmaz. Şu an belki olabilir ama şu an video çekiyorum ama video çekmediğim bir anda bunu kapatsam video çekmeye başladığımda bu kendi otomatik açılır. Yani burası buradakileri devre dışı bırakmazsanız bunlar kendiliğinden size sormadan açılacaktır. Bakın mesela Google Chrome burada açık. Ben kendim açtım. Ama burada her zaman devre dışıdır. Yani Google Chrome benden izinsiz arka planda çalışmasın. Ben bunu söylüyorum. Spotify çalışmasın. Bunları devre dışı bırakırsanız arka planda çalışmazlar. Ancak siz açınca çalışmaya başlarlar. Bu da güzel bir olay. 7. adıma gelelim, en güzel adım. Hanimiş Teknoloji'ye abone olmak. Neden diye soracak olursanız bakın bir ton bilgisayar hızlandırma, internet hızlandırma, FPS arttırma videosu çekiyoruz ve yani mesela siz GTA 5'in videosunu izlediniz. Buradan 6 ay sonra, 3 ay sonra, 1 yıl sonra GTA 5'e hop bir güncelleme geliyor. FPS'iniz tak diye düşüyor. O zaman yeni videoya ihtiyacınız oluyor. Geliyorsunuz videolar kısmında. Aa Hanimiş Teknoloji yeni video yayınlamış. Çünkü hiç bozmuyoruz istifimizi. Yayınlıyoruz direkt. Daha da umarım yayınlayacağız. Onun dışında birçok konuda burada video bulabilirsiniz. İnternetten para kazanma, YouTube kanal geliştirme. Tonla şey var ya. Ürün inceleme videolarında yeni başladık. Bu arada bu tür inceleme videolarımız hoşunuza gidiyor mu? Sıkı takipçilerime soruyorum. Onu da yorumlarda belirtin. Ona göre çünkü devam edeceğiz ya da etmeyeceğiz. Şimdiki adımları yapmak için şöyle size açıklama kısmında bir RAR dosyası vereceğim. Bu RAR dosyasını indirdikten sonra sağ tıklayıp dosyaları çıkart diyeceksiniz. Dosyaları çıkart dediğinizde şöyle bir klasör oluşacak. İçinde şöyle programlar var. Eğer bu şekilde dosyaları çıkart yapamazsanız muhtemelen bilgisayarınızda WinRAR yüklü değildir. WinRAR çok önemli bir olay. Her bilgisayarda olması gerekiyor eğer bir yerlerden bir şey indiriyorsanız. O yüzden WinRAR'ı açıklama kısmındaki videoya tıklayarak nasıl indirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Dosyalar çıkarttığınızı varsayıyorum ve geliyorum 8. adımı buradan tanıtmaya. gameboss.exe. Buna çift tıklıyorum. Bu kadar. Sadece çift tıklıyorum. Buna çift tıkladığımda bu arka planda çalışıyor. Hiçbir şekilde bir şey açılmıyor. Demeyin ne oldu hiçbir şey olmadı. Bu arka planda yapacağını yapıyor. 9. adıma geliyorum. RAM yöneticisi. Klasöre giriyorum. Şu şekilde bir exe dosyası var. Buna çift tıklıyorum. Bu sefer yine karşıma gelmeyecek ama biz zorla getireceğiz. Nasıl olduğunu göstereceğim. Geliyor mu? Geliyor. Bir kastı, bir şey oldu. Geliyor musun? Şuraya bir yere gelecek şimdi. Şu ikonu unutmayın. Hah geldi. Paşam geldi. Buna çift tıklıyorum bu ikon geldikten sonra. Şu şekilde. Sen bugün niye bu kadar kastın diyeceğim de GTA 5 arkada açık. Bir yandan video çekiyorum. Çok normal. Şimdi burada hemen stop çekeceğiz buna. Stop butonuna basacağız. Ve şurada ne kadar RAM yazıyorsa 8087 MB bunun yarısını buraya yazacağız. Şimdi burayı hani mesela 87 2'ye bölünemeyen bir sayı. Bu çok önemli değil. Yani buraya ne yazdınız o kadar önemli değil. Küsuratları önemli değil. Yani mesela 80 bin mi? Pardon 8000 mi yapıyor? Buraya 4000 de yazabilirsiniz. İşte 4050 de yazabilirsiniz. 4020 de yazabilirsiniz. Çok fark etmiyor. Hemen hemen bunun yarısını yazın. Yani hani 1 MW, 2 MW, 5 MW oynasın. Çok önemli değil orası. Bunu yaptıktan sonra hemen şurayı geliyoruz 0.50'ye çeviriyoruz. Bu standart olarak 5.00 oluyor. Bunu siz 0.50 yapıyorsunuz ve start diyorsunuz. Şimdi ben bu videoda anlattığım tüm ayarlar sadece bir kere yapılması gerekiyor. Yani bunları bir kere yaptığınızda her gün her oyunda bunu tekrarlamanıza gerek yok. O oyunu sürekli olarak hızlı bir şekilde oynayacaksınız. Sadece bu RAM uygulamasını her oyuna girişinizde, her bilgisayar açışınızda çalıştırabilirsiniz. Yani çalıştırırsanız ekstra performans sağlar. Bunu şöyle eksiye basarak alt kısma almanız gerekiyor. 10. adım için. Burada da numaralandırdım böyle adımları. 10. adım için Quick CPU'yu kuracağız. Buna çift tıklayarak kurabilirsiniz şu şekilde. Ben şu an kurmayacağım. Next 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 şeklinde kurabiliyorsunuz. Bakın bende muhtemelen hata verecek. Lan bende kuruldu zaten. Sen nereye kuruyorsun? Ha, bu daha güncel hali. Çok da fark etmez. Bende bir önceki versiyonun kurulu. Bunu ben kapatıyorum. Siz kurun. Kurduğunuz gibi zaten açılacak. Şöyle programlar kısmından ben hemen Quick CPU'yu bulayım. Neredesin? Burada. Hemen çift tıklıyorum. Quick CPU'yu çalıştırdıktan sonra şu 3 oku şöyle ya da satırı şöyle sonuna çekeceğiz. %100'e çekeceğiz ve apply diyeceğiz. Tamam deyip kapatacağız. 11. adım için arama kısmına aygıt yöneticisi yazıyoruz ve açıyoruz. Buradan sistem aygıtları kısmını buluyoruz ve yanındaki oka tıklayarak genişletiyoruz. Buradan en aşağılara iniyoruz ve yüksek duyarlılıklı olay süre ölçeri. Buna sağ tıklıyoruz ve devre dışı bırak seçeneğine tıklıyoruz. 12. adım için görev yöneticisine sağ tıklıyoruz. Yani sağ tıklayıp şuraya sağ tıklayıp görev yöneticisini açıyoruz. Ve buradan GT5'i buluyoruz. Sağ tıklayıp ayrıntılara git diyoruz. Buradan GTA 5 exe'yi buluyoruz. Sağ tıklıyoruz ve şöyle öncelik ayarla deyip yüksek seçeneğini işaretliyoruz. Önceliği değiştir diyoruz. Tekrar sağ tıklıyoruz. Benzeşmeye ayarla diyoruz. Buradan tüm CPU'lar işaretli olacak. Sadece CPU 0'ın tikini kaldıracağız. Diğer CPU'lar işaretli olacak. Tamam diyoruz. Diğer adımlar için klasörümüze tekrar giriyoruz ve 13. adımdan GTA 5 öncelik verme klasörüne giriş yapıyoruz. GTA 5'e yüksek öncelik vereceğiz. Çift tıklıyoruz. Evet diyoruz. Tamam diyoruz. Ana klasörümüze geri döndükten sonra 14. adımda regedit optimizasyon klasörüne giriyoruz. Şöyle tam ekranı alayım. Buradan sıra sıra şuraya kadar şu dördünü çalıştırıyoruz. Sıra Z1 ve Z2'ye geldiğinde size uygun olanı seçmeniz gerekiyor. Eğer sisteminiz düşük ve orta seviye ise Z1'i, eğer orta ve üstüyse yüksekse Z2'yi. Şimdi hangisine nasıl karar vereceğim diyorsanız, ya basit. Kötüyse Z1'i, iyiyse Z2'yi seçin. Şimdi sizi ikilemde bırakmayayım. Burada düşük, orta, şu orta, yüksek, ikisinde orta kelimesi var. Hangisini seçeceğim falan. 15. adım için yine ana klasöre geliyoruz ve 15. TXT'yi açıyoruz. Burada HPET kapatma kodu ve açma kodu var. Biz bunu performans artışı almak için kapatacağız. Eğer dediğim gibi, her zaman söylediğim gibi, bir sorun yaşarsanız kapatma kodu değil de açma kodunu kullanarak tekrar açabiliyorsunuz. Bunun için de arama kısmına cmd yazıyoruz. Komut istemini açıyoruz ve yapıştırıyoruz, enterliyoruz. 16. adımda ekran kartı ayarlarınızı yapacaksınız ama ben şu an bunu göstermeyeceğim. Onun yerine şuraya fotoğraf bırakıyorum. AMD için şöyle büyüteyim de resimleri. Tek tek yapacağınız ayarlar burada. Nvidia için de burada. Şöyle göstereyim. Tek tek işte masa üstüne sağ tıklıyorsunuz. Nvidia Control Panel vesaire. Bu fotoğraflara bakarak zaten anlayabilirsiniz ayarları. Gelelim 17. son ve bitirici adıma. Bunun için oyunun içi ayarlar yapacağız ve oyunumuza giriyoruz. Buradan Settings kısmına tıklıyoruz. Nasıl Settings dedim ya öyle. Buradan Graphics kısmına geliyoruz. Ignore Suggested Limits kısmını off yapıyoruz. DirectX versiyonu buradan şöyle 11'e ayarlıyoruz. Screen type'ı full screen yapacağız. Eğer çok fazla FPS'iniz düşükse, kötü bir bilgisayarınız varsa şöyle Windows Borderless kısmında bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Çözünürlük bunu en son, eğer hala istediğiniz FPS'i alamadıysanız, çok kasıyorsa bunu şöyle düşürün. 800x600'e düşürün ama ben şu an ellemeyeceğim. Auto yapıyoruz. Şöyle Output Monitor, bu zaten birden fazla monitörünüz varsa seçmeniz gerekiyor. Yani tek bir monitörünüz varsa burada zaten bir işaretli oluyor. Şunları off yapıyoruz. Şöyle 4 tanesini off yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Şu 3 ayarı da şöyle sıfıra yakın hale getiriyoruz. Yani şöyle hani 2 tık. Şöyle 2 tık yapıyoruz bunları. Normal yapıyoruz. Off yapıyoruz. Normal yapıyoruz. Normal. Sharp yapıyoruz. Normal. Off yapıyoruz. Off. Şöyle 3 tane off yapıyoruz. Bunları özellikle ben önceden ayarladım. Siz de direkt aktarın diye. Video uzamasın diye. Bunları yaptıktan sonra boşluk tuşuna basıp hop kaydediyorsunuz. Burada 15 saniye boyunca herhangi bir tuşa basmazsanız, iptal etmezseniz kaydediyor. Ben şu an iptal ettim. Advanced Graphics kısmına geliyoruz. Şunları da yine aynı şekilde off yapıyorum. Şunu şöyle 1/2'ye getirebilirsiniz 0.500 versiyonuna. Bunu yaptığınızda çok daha, yani GTA 5 aslında düşük çözünürlük ayarda çalışacaktır ama ekranını bu çözünürlüğü 2'ye katlayacaktır. Buradan bir performans kaybı yaşamayacaksınızdır. Yani hani diyelim 1000 piksel alıyorsa size bunu 2000 piksel gösterecektir. Yani mesela 2K alıyorsa bunu 4K gösterecektir. Ama hani direkt 2000 çarpı 2'den 4K gösterecektir. Bu yüzden performans kaybı yaşamayacaksınız. Bunu 1/2'ye alabilirsiniz. Bu ayarı da yaptıktan sonra keyboard mouse kısmına geliyorsunuz. Buradan direkt input şeklinde ayarlıyoruz mouse input kısmını. Ve buna da boşluk diyerek kaydedebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla oyununuzu oynayabilirsiniz. Yorumlarda sizleri bekliyorum. Nasıl bir performans artışı aldınız? Bir sonraki videoda ne görmek istersiniz? Belki bir sonrakinde olmaz ama bu kanalda daha fazla hangi videoları görmek istiyorsunuz? Özellikle videolarımızı inceleyip o tarz yorumlar da yapabilirsiniz. Böyle uç fikirler de olabilir ama yani çizgimizde belli. Yine de her türlü teklifi açığız. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini cevaplayacağım. Hoşça kal.